Değerli izleyicilerimiz, bir gönül sohbeti programında daha sizlerle beraberiz. Bugün çok kıymetli, değerli hocalarımızdan Profesör Doktor İsmail Güler hocamızla beraberiz. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir kendisi. Bu sohbetimizde kendisiyle İslam'da komşuluk hakkında bilgilerini kendisinden bilgi alacağız. Sevgili hocam, İslam'ın komşuluğa verdiği değer, önem, ayet ve hadislerle İslam'ın ışığında sizlerden öncelikle bunu alalım. Eyvallah. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz bir vesile. Şimdi şöyle denir. İnsan yaratılışı icabı toplumsal bir varlıktır. Evet. Bizim klasik kitaplarda bunu şöyle ifade ederler. El insanu medeniyyun bittab'i derler. Evet. Yani bu insanın umumen tek başına yapamayacağı anlamına gelir. Normal şartlarda bir insan inzivayı tercih etmez. Hiç inzivayı tercih etmeyen insanlar var mıdır? Vardır. Yani toplumsaldan bunalıp, kızıp veyahut da arayış içinde olup toplumsalın uzağına giden, uzağına düşen insanlar vardır tercihen. Ama bunlar nadirattandır. Ayrıca daha iyi bir dini hayat yaşamak için inzivayı tercih edenler, insanlardan uzak bir köşeyi tercih edenler de vardır. Hristiyan münzevileri meşhurdur tarihte. Müslümanların mistik eğilimli olanları hususen köşeye çekilmeyi tercih etmişlerdir bazen. Ama dediğim gibi umuma bakıldığında insanlık köşeye çekilmeyi tercih edecek bir yaratılışta değil. Hele Müslümanlık hiç değil. Yani Müslümanlığın temel nasları ayetlerden tutun, hadislerden alın, tamamen kişisele hitap ettiğinde bile toplumsalla birlikte verir. Gelelim sadede. Toplumsal olanın içinde olması gereken bir Müslümandan bahsediyoruz demektir her zaman için. Evet. Öyleyse toplumsalın en belirgin göstergesi nedir? İnsanın öteki insanla birlikte yaşamasıdır. Ailede başlar bu. Aile bir araya gelir, en ufak toplumsal birliği oluşturur. Bu aile, aile olarak da inzivada yaşamaz. Bir köşeye çekilmez hiçbir aile. Yaşamını sürdürebilmek için, gelişimini sağlayabilmek için diğer ailelerle birlikte olacaktır. Ve birlikte yaşar, komşuluğu oluşturur. Komşuluğu oluşturduğunda Müslümanlık orada güzel tavsiyeleriyle insanımıza yol verecektir. Yol gösterecektir. Bu bağlamda dediğim gibi ayetlerde de hadislerde de çoğu defa insanları komşuluk ilişkilerine dikkat çeken noktalarda uyarmaktadır ayet ve hadisler. Evet. Yani hocam Cenab-ı Hak komşuluk için mesela ayeti kerimede komşularımıza karşı davranışımızda ne buyuruyor? Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani İslam'ın iki kaynağı, ayet ve hadiste, nasıl davranmamız gerekiyor komşuya karşı? Tabii ki insanın ayetler söz konusu olduğunda, insanın sorumlulukları dökülür. Bunlar çok da çok belirgin kategorik şekillerde de sunulmaz. Yani ayetlerin içine serpiştirilmiş tavsiyeler şeklinde, sorumlulukların içine serpiştirilmiş açıklamalar şeklinde. Bir
Yani bir komşuluk diye bir bahis yok Kur'an-ı Kerim'de. Evet. Böyle bir doğrudan bir ayet de yok ama sorumluluklarımız var. Evet. Rabbimize karşı sorumluluklarımız var. İnsanların birbirlerine karşı. İnsanlara karşı sorumluluklarımız var. Karşı bu bağlamda insanların birbirlerine karşı sorumlulukları içerisinde komşuluk hukuku diyebileceğimiz çok net ifadeler var. Bir Müslümanın diğer Müslümanlarla olan birlikteliği veya diğer insanlarla olan birlikteliği değişik kategorize, tarafımızdan kategorize edilebilir. Ne denir? Bir Müslüman en basit anlamıyla diğer bir insanla birliktedir. Bir Müslüman ailesi diğer bir insan ailesiyle birliktedir diyorum buna. Buna asgari komşuluk ilişkisi diyorum. Diğer aile Müslüman olmasa bile. Artı bir Müslüman aile diğer Müslüman aileyle yan yana yaşıyor olabilir. Evet. İnsanlık hukuku artı Müslümanlık hukuku girer. İki hukuk birden girer işin içine. Evet. Artı denir ki bir Müslüman aile bir Müslüman akrabası olan aileyle yakın ilişki içerisindedir. Mekansal bir yakınlık içindedir, yaşamaktadır. Buyurun size üç katmanlı sorumluluk yükler. İnsanlık hukuku, Müslümanlık hukuku, akrabalık hukuku. Yani bütün diğer naslara baktığınızda diğer insanlara olan sorumluluğumuz işin içine girer. Müslümanlara karşı olan sorumluluğumuz işin içine girer. Artı bir de üçüncü katmanda akrabalarımıza karşı olan sorumluluğumuz işin içine girer. Tüm sorumluluklar işin içine girer. Ve genellikle olaya biz insani ilişkiler açısından ve komşuluk ilişkileri açısından bakacak olursak iyilik ve kötülük olarak bakarız. Değil mi? Yani normal insani. Evet. Müslüman iyilik yapacaktır, kötülük yapmayacaktır. Yapmayacak. Peki ortası var mıdır? Ortası da vardır. Akmayan, kokmayan tipte insanlarımız da vardır. Ama ne faydası, ne zararı? Evet, faydası olmayan, zararı olmayan, akmayan, kokmayan deriz ya biz eskiden. Evet. Bu tür insanlar da vardır. Müslümanlık bu tür bir Müslüman istemiyor. Akmayan, kokmayan bir Müslüman istemiyor. Hem akacak hem de hoş kokacak yalnız. Sevgili hocam, Kur'an buyuruyor ki, estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّارَّائِ. Darlıkta da, bollukta da verenler kim? Takva sahipleri. Evet. Bu böyle nitelendiriyor. Evet, evet. Artı, öfkelendiği zaman öfkesini yutan, yenen. Artı insanlara affeden. Peki bu ayeti kerimenin ışığında o zaman bu takva sahipleri diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah bu muhsinleri, bu insanları sever. Evet. Peki komşuluğumuzda biz günümüzde mesela? Şimdi günümüzde komşuluğumuza gelecek olursak muhtaçsa, yardıma ihtiyacı varsa. Bakınız sizin hatırlattığınız ayeti kerimede bollukta da verecek, darlıkta da verecek. Evet. Yani ben darlık sahibiyim, ben sorumluluktan kurtuldum, veremem diye bir şey yok. Evet. Müslümanın Müslümana, Müslümanın komşusuna, bizim burada arada bir Müslümanın Müslümana dememiz izleyicilerimizi yanlış kanaatlere sevk etmesin. Evet. Müslümanın insana, komşusu eyvallah, insansa yeter. Eyvallah. Bir Müslümanın komşusunun insan olması yeter. Evet. Bir Müslüman komşusuyla ilişkilerini ne zaman keser? Dinine savaş açarsa. Kur'an-ı Kerim ayeti çok nettir. Oraya aldım. Allah sizi dininize taarruz olduğunda dostluk yapmamanızı emreder. Çok önemli. Taarruz olduğunda. Dininize bir taarruzu yoksa insanın, sizin komşunuzdur. Siz ona peki efendim tamam yani vereceğiz de komşula ne vereceğiz gibi maddi boyuta indirgememek gerekiyor. İnsanın insana verebileceği çok şey vardır. Tebessüm bile insanın insana verebileceği güzel bir şeydir. İlle de maddi bir şey vermeniz gerekmez. Tabii ki yani vermenin çeşitleri içinde maddi karşılıklı hediyeleşmeler girer ki komşuluğun en güzel tarafı budur. Yani komşularımızla karşılaştığımızda asgari bir selamlaşmak onlara verebileceğimiz asgari bir şeydir. Tebessümümüz asgari bir şeydir. Onun dışında komşu komşunun külüne muhtaçtır efendim. Yani kültürümüz bu noktada elhamdülillah gayet zengindir. İrfanımız, halk irfanımız, kültürümüz bu noktalarda gayet zengindir. İlle de nas okumam gerekmiyor yani. Komşu komşunun külüne muhtaç ise maddi olarak alışveriş içindesinizdir. Efendim bugün çok insanlar gittikçe ferdi yaşıyorlar. Sorunlar çok büyük. Bugün dediniz ya. Bugüne geldiğimizde yani dert söyletir derler ya. Bugüne geldiğimizde sorunlar
Belki biz yaşadığımız için öyle algılıyoruz ama sorun var. Biz burada konuşuyorsak sorun var demektir. Konuşmuyorsak zaten işler yolunda demektir. Sorun nedir efendim? Bugün insanlar çok fazla ferdiyetçi takıldıkları için, ferdiyetçi davrandıkları için, çok da rahat maddi imkanları yerinde olduğu için komşunun külüne bırakınız, selamına bile ihtiyaç duymamaktadır. Birbirlerine selam sabah yoktur efendim bugün. Sevgili hocam, evet. Uzun yıllar yurt dışında görev yaptım ben ve şuna şahit oldum. Kesinlikle selam vermeden veyahut da iyi sabahlar, iyi günler demeden karşıdaki kişi onun yüzüne bakmıyor. Böyle bir şey söylememe şansı yok kişinin. Evet. Ki bugün biz Müslümanız, şehir hayatında yaşıyoruz. Belki aynı apartmanda onlarca komşumuz var. Belki bir sitede yaşıyoruz, belki bir apartmanda. Yani iç içeyiz. Halbuki belki 5 ailenin yaşadığı veya 10 ailenin yaşadığı apartmanda hala birbirini tanımayan insanlar var. Evet. Bakıyoruz halbuki Müslüman olarak, hani komşu komşunun külüne muhtaçtır dediniz, gerçekten kültürümüz bu şeyde. Bir Avrupalı kendisi yani bir selamla karşılık bir iyi sabahlar veya iyi günlere verirken biz Müslüman olarak selam vermenin ne kadar İslam'da birbirine güler yüzle davranmanın Allah Resulü'nün sadaka sevabı verdiğini sadaka sevabı verir hadis-i şerifi de var. Evet. Bunların ışığında bugünkü yani bizim davranışımız toplumdaki Müslüman bir toplum olarak yani genelde bizim komşularımız hep Müslüman. Evet. Aynı dine mensubuz. Aynı kitaba, aynı peygambere ibadet. Daha yapmamız gerekirken olmayabilir de yani Müslüman olmayabilir de ona karşı da mutlaka bir sorumluluğumuz var da ama biz Müslüman bir ülkede aynı minarenin gölgesinde yaşayan, yetişen, davranan insan evet, olarak. Yani orada da söyleyecek çok şey var. Evet hocam. Münasip. Ne dersiniz yani? Yani? Sizin de takdir ettiğiniz gibi söylenecek çok şey var. Müslümanlar olarak bir arada yaşıyoruz ama çok fazla Müslümanca da yaşadığımız söylenemiyor. Yani %100 böyle çok ahım şahım bir Müslümanlık renginden bahsedemiyor. Elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah insanlığımız, komşularımız Müslüman ama bir takım eksikliklerimiz yok değil. Sözünüz bana mahalle denilen kavramın biraz tartışılması, irdelenmesi gerektirdiği noktasına getirdi. Çoğu kişi tartışıyor. Orhan Okay hocamız, Allah rahmet eylesin, yakında vefat etti. Orhan Okay hocamızın anılarının bir yerinde der ki, eski mahallemiz yataydır der. Eski mahallemiz, mimari yapımız yataydır. Evler birer ikişer kattan ibarettir. Yeni mimari yapımız ise dikeydir. Evet hocam. Farkı nedir der? Eskiden der, mahallenin sokağın ucundan giren birisi sokağın öteki ucuna gidinceye kadar herkes tarafından görülür. Yabancı mıdır? Uğurlu mudur? Uğursuz mudur? Hırsız mıdır? Bilinir. Bekçi babaya gerek yok. Herkes mahalleye yabancının hangi saatte girdiğini, hangi saatte çıktığını bilir. Kameraya da gerek yok. Mahalleli kendi oto kontrolünü sağlamıştır. Ve oradan sokağın başından girip sokağın sonuna kadar giden insan, geçen insan mahalleliye sokakta selam verir. Evet. Birbirlerine selam verirler. Bugün dikey olan mimaride apartmanın son katına çıkmak üzere apartmanın cümle kapısından giren bir insan kimseye gözükmeden değil mi? Kimseyi de görmek istemeden son kata kadar çıkar ve iner. Bu son katta oturan da olabilir, son katı soymaya çıkan hırsız da olabilir. Maalesef üst üste oturduğumuz halde birbirimize merhabamız yoktur. Mimari mi suçludur? Evet, gördüğünüz gibi mimari suçludur. Fakat aslında insan suçludur. Evet. O mimariyi ortaya koyan. Mimariye rağmen, yaşam biçimlerine rağmen onları insancıl yapabilecek olan bizizdir. Efendim siz Almanya'da çalıştım dediniz, uzun yıllar bulundum dediniz. Yakından Almanya hatıram var. Yakından bir iki günlük evet. Almanya'dan akrabalarım geldiler. Evet. Dediler ki, ağabey dediler, Almanya'da Müslümanlar garip bir şekilde yaşıyorlar. Kendi iç dünyalarına kapanmışlar. Efendim, bunu İslamofobiyle izah edebilirsiniz.
onların sizi içlerine kabul etmemesiyle izah et. Çok makul bahaneler üretebilirsiniz bana. Ama bir Müslüman olarak ötekine selam vermiyorlar Müslümanlar. Kendi iç dünyasına kapanmışlar. Yahu siz o insanın ülkesinde yaşıyorsunuz. Değil mi? Evet. O insanın ülkesinde yaşadığınıza göre bir mecburiyet karşısında orada yaşıyorsunuz. Ve o insan sizi orada yaşattığına göre en azından bir insani minnet borcunuz yok mudur karşıdakine? Alman bile olsa. Bence vardır. Bu minnetinizi, arkadaş ben sizin memleketinize geldim. 20-30 sene huzur içinde yaşadım. Maddiyatımı da elde ettim. Maneviyatımdan da vazgeçmedim. Ama Müslümanlık sizin zannettiğiniz gibi değildir. İzlenimini ortaya koymak bu Müslümanların üzerine görev değil miydi? Bana sorarsanız yapmadılar. Selam bile vermediler. Bana hatırasını nakleden akrabam, ağabey, Müslümanlar kendi dünyalarına kapanmışlar. O Alman demiş, o bilmem ne demiş. Birbirlerine tebessümü esirgemişler, selamı esirgemişler. Onlar da ne demişler? Ha, demek ki Müslümanlar böyle. Uzaydan inmiş tipler gibi. Değil mi efendim? Halbuki sevgili hocam, İslam güzel ahlak demektir. Yani bu bütün şeylerde olduğu gibi komşulukta da böyledir, davranışta da böyledir, yaşantıda da böyledir. Yani komşuluk ilişkilerinde İslam'ın güzel ahlakına adapte etmek, güzel ahlak, güzel bir insan. Biz bütün yapıp ettiklerimizin, kıldığımız namazların, tuttuğumuz oruçların, bütün ibadetlerimizin, taatlerimizin, her şeyimizin bizi iyi insan yapması noktasında birleştiğini söylüyoruz. Yani ifadelerimiz hep böyledir. Yani din adına konuştuğumuzda, dinimiz adına bir takım inandığımız hakikatleri açıklamaya çalıştığımızda diyoruz ki, ey Müslümanlar, ey insanlar, bu Müslümanlık bizi iyi kalpli insanlar yapmaya sevk etmelidir. Bütün ibadetlerin amacı budur. Kalp temizliğine götürür. Kalp temizliğine götürmeden önce götüreceği bir önceki durak davranış temizliğidir. İyi ahlaktır diyoruz biz ona. Sizin davranış temizliğiniz sorunluysa, pek fazla temiz değilse, kalp temizliğinizden bahsedilemez. Halkımızın arasında eskiden beri eleştirdiğimiz bir kanaat vardır. Sen benim kalbime bak. Biz hocalar olarak ona itiraz ederiz. Deriz ki, kalp durduğu yerde temizlenmez. Vatandaş. O kalbi temizleyecek bir takım faaliyette bulunmanız lazım. Eviniz durduğu yerde temiz oluyor mu? Hayır. Bir takım eylemler yapmanız lazım. Eviniz durup dururken temiz olmuyorsa, kalp evinizin de temiz olması için bir takım eylemlerde bulunmanız lazım. Bu eylemler güzel ahlaki eylemlerdir. Onun öncesinde Müslümansanız yaptığınız ibadet eylemleridir. Bütün bunları topladığımızda ibadetler, bilinçlilik durumunu sağlamak, devam ettirmek, o bilinçlilik durumuyla insanlar arası ferdi Allah ile olan ilişkilerimizde ona olan şükrümüzü eda etmek, artı insanlar arası ilişkilerde onları taciz etmemek, onlara iyi insan modeli ortaya koyabilmek ve en sonunda kalp denilen o şeyi temiz tutarak يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ İlla men etallaha bi kalbin selim. Arapça bilenler, Kur'an'la uğraşanlar bilirler. İlla tahsis ifade eder. Hasr ifade eder. O kalp temiz olmadığı sürece öteye nasıl giderseniz gidin efendim. Ana fikri kaçırmış da gitmişsiniz demektir. Uyarmamız lazım bu noktada. Yani hocam şimdi benim kendi dairem, diyelim kendi evim, ev temizliğinden bahsettiniz. Şimdi benim evim diye biz komşumuzun herhangi bir istirahat saatinde, belli bir saatinde, gecenin bir vaktinde ev benim diye, kendi malım, tapulum malım diye gürültü patırtı yapıp da bir başka komşumuzu rahatsız etme hakkımız var mıdır? İyi bir noktaya temas ettiniz efendim. Bu dinen yani, sorumlu değil miyiz? Kul hakkına girmez mi? Pratiğe dökelim tabii ki. Evet. Komşuluk ilişkilerinde iyi davranmak esastır, kötü davranmamak esastır. Evet. Ortada kalmamak makbul bir durum değildir. Zararsız olmak bile ara sıra zararlı olmaya göre tercih edilir bir durumdur da. Evet. Yani iyi bir Müslüman, iyi bir Müslüman kötülük yapmadığı gibi iyilik yapar, kötülüğe de vesile olmaz. Komşuluk ilişkilerinde üst üste yaşıyoruz.
Yeni yaşam tarzı bizi üst üste yığdı. Konserve kutuları gibi üst üste yığdı. Mecburen büyük şehirlerde yaşayacağız. Büyük şehirlerde de dağınık yaşayamıyoruz. Bir takım ekonomik şartlardan dolayı az ortak tüketim alanları oluşturuyoruz. Daha ekonomik olsun diye. Ortak araçlara biniyoruz. Ortak. Ortaklığımız çok fazla. Çok fazla ve üst üste dediğiniz gibi. Yani sağ olsun evlerimizi yapan müteahhitlerimiz de eksik olmasınlar. Onlara da buradan bir göndermede bulunalım. Aşağıda ne konuşsak, kısık sesle bile konuşsak yukarıya, aşağıya, sağa sola çok rahat gidebiliyor. Sağ olsunlar bunu da yaptılar bize. Daha fazla kazanmak için yaptılar bunu. Başka hiçbir şekilde izah edilemez. Daha fazla kazanmak adına bizi çok daha kötü şartlarda yaşamaya mahkum ettiler. Biz de o şartlarda yaşamaya zaten maddeten mahkumduk. Paramız o kadara el verdi. Ve dediğiniz gibi bu şimdi biz eskiden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Evde ben sandalyeyi çekerken bile ben dikkatli olmak zorundayım. Ben ara sıra insanım. Dalıyorum. Sandalyeyi cağırt diye çekiyorum. Hemen çoluk çocuğum, hanımım ikaz, aman altta ve üstte insanların uzak konuş. Lütfen. Yani birbirimizi sürekli uyarıyoruz. Sürekli teyakkuz halindeyiz. Ben çok doğal olmadığımızı da kabul ediyorum. Niye? İnsanlık ve Müslümanlık adına. Tamam, hassasiyetleri korumaya çalışıyoruz ama yani çok doğal da davranmıyoruz. Ben evimde biraz daha rahat olmak istiyorum. Çekmek istiyorum mesela. Evim benim deşarj olduğum yer olmalı değil mi efendim? Fakat orada bile deşarj olabildiğim söylenemez. Olmak istiyorum ama olamam. İşte ama olamam. Komşu hukukumu, yani komşularımın hukukunu gözetiyorsam ben evimde bile benim şikayetim, ben hassas bir adamım, şikayetim komşularımdan yok elhamdülillah şahsen. Ama benim mahallemden müthiş şikayetim var. Ben mahallemi, eski mahallemi terk etme sebeplerimden bir tanesi de mahallenin gürültülü ortamıydı. Mesela cuma akşamından, mübarek cuma akşamından başlardı düğünler. 40 gün 40 gece değil ama yeter, insana yetiyor, artıyor bile. 3 gün 3 gece. Ben eski mahallemi o yüzden terk ettim. Biraz da mutena bir semte gittim. Aman Allah'ım. Gene oradalar. Kaderim benim, oradalar. Bir açıyorlar, sokak düğünü yapıyorlar. Bir açıyorlar müziği. Ben 2 gün o müziği dinlemek zorundayım. Yorgun olabilirim, hasta olabilirim. Hiç önemli değil. Ona katlan... Komşumun neşesine katlanıyorum ben. Böyle şeyler var, şikayetçiyiz. Bir Müslüman olarak göstermemiz gereken hassasiyetlerden bir tanesi de budur. Şimdi sevgili hocam, Müslüman bir toplumda, Müslüman bir mahallede, toplu şehir hayatında yaşıyoruz. Ama işte siz ilim adamlarından bu gönül sohbetlerinde istifade etmek istediğimizde bunlar. Yani toplu yaşıyoruz, yaşarken de mesela bir komşumuz düğün yapıyor, neşeleniyor veya sünnet yapıyor. Efendim askere çocuğunu gönderecek. Bunlar güzel şeyler. Ama bunu yaparken aşırılığa kaçmamak, yani kul hakkına tecavüz etmemek, başkalarını rahatsız etmemek. Benim komşum düğün yapacak doğal olarak. Evet. Salona para versin demiyorum binlerce lira. Sokağında yapsın ama efendim bunun da bir şeyi olsun, sınırı olsun değil mi ama? Başkalarını rahatsız etmemek. Taciz etme. Evet. Olmadan olur. Mesela ya Avrupa'da sevgili hocam korna sesi duymuyoruz biz. Duymadık yani. Evet. Çok nadirattandır yani. Evet. Çok acil, olağanüstü bir şey olur. O zaman bir korna sesi ama günümüzde gecenin yarısında özellikle sakin bir ortamda gerçekten müziği açılmış, efendim son sistem müzikle beraber insanı razı çalarak arabasını kullanan yani şeyler. Bugün toplumumuzda gerçekten komşuluk hakkı derken yani illa bunu İslami böyledir, İslami ölçüde gerçekten İslam'ı gerçek yaşanıldığı zaman kesinlikle etrafımızdaki insanlara sıkıntı vermemek, onları rahatsız etmemek değil mi? Sanırım bir takım şeylere riayet edersek hem beden sağlığımızı koruyacağız hem de ruh sağlığımızı korumuş olacağız. Evet. Yani çok patırtının yaşandığı bir ortamda bizim uzun sürede beden sağlığımızın sağlam kalmayacağını düşünüyorum.
Yani günümüzdeki stres denilen hastalık, rahatsızlık da bu şehrimizin bir ürünüdür. Bunların neticesi. Bu şehrimizin bir ürünüdür. Evet. Beden sağlığımızı koruyamayacağız. Ruh sağlığımızı da koruyamayacağız. Sürekli gerginiz, sürekli kızgınız. Eve geliyoruz, deşarj olamıyoruz. Evde bile olamadığımızı düşünün. Yani bu toplum bizi gittikçe daha fazla hasta ediyor. Biraz Müslümanlığın esaslarına biraz riayet edersek, insani boyutlarını ön plana çıkararak riayet edersek sanırım daha sağlıklı bir topluma doğru gideceğiz diye düşünüyorum. Evet. Sevgili hocam, çok teşekkür ediyorum. Bir gönül sohbeti programında sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Ama sevgili izleyicilerimiz, gerçekten her kişinin, her ferdin mutlaka yani kurallara riayet etmesi, tavır ve davranışlarını, çünkü kurallar insanları mutlu etmek içindir. İslam'ın gayesi de sevgili hocam, insana hem dünyada mutlu etmek hem de ahiretini kazandırmak, orada mutlu etmek içindir. Bu vesileyle bütün amacımız insanların dünyada ve ahirette mutlu olması, özellikle yaşadığımız dünyada mutlu olabilmek. Değerli izleyicilerimiz, bir gönül sohbetinde daha sizlerle beraber olduk. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum.